Herkese bak aşağı, ben olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün şu ana kadar yapmadığımız bir şey yapacağız. Bugün bir şey yapıyoruz, biz alıyoruz, satıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bugün şu ana kadar almadığımız bir şey alacağız. Bugün ne alacağız kardeşim? Villa alacağız. Aynen arkadaşlar, bugün bir villa alacağız. Biliyorsunuz her şeyi çok ucuza alıyoruz. Fakat bu sefer o kadar ucuz yok. Hani 3-4 yıldır YouTube'dayız. Çoğu kişi diyor ki bu parayı nereye saklıyorsun? YouTube'dan kazandığın parayı ne yapıyorsun? Paraları öbür dünyaya mı saklıyorsun? Öbür dünyanın çantası yok, kefeni yok diyorlar. Kefende cep yok diyorlar arkadaşlar. Biz de şu zamana kadar biriktirdiğimiz paralarla bir adet, tekrar söylemesin, ne alacağız kardeşim? Villa alacağız. Aynen arkadaşlar, bir adet villa alacağız. Ve arkadaşlar villayı kaç TL alacak kardeşim? Söyler misin? 1,5 milyon TL. Yanlış duymadınız, bir daha söyle. 1,5 milyon TL. 1,5 milyon TL'ye Ankara'da 2000 metrekare olan, 2 katlı, 3 katlı deposu olan, manyak bahçesi olan bir villa alacak arkadaşlar. Villamızın ufak bir havuzu var önünde. Hani biz bugün bu villamızı alacağız. Tabii ki de aldıktan sonra sizlere gezdireceğiz. İstesen arkadaşlar lafı fazla atmaya hiç gerek yok. Çünkü sizlerin meraklandığı kadar ben de meraklanıyorum. Ben de gezmedim villayı. Hani ufak tefek ben şey yaptım ama gezdim ama. Hani dediğim gibi şu anda göstereceğim kadar villayı gezmedim. Onun da kardeşim ne yapalım? 1,5 milyon TL'ye özel 15 bin like bekliyoruz. Evet. Doğru mu? Tam tamına sizlerden 15 bin like. Ayrıyetten de kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Ve isterseniz videomuza geçelim. Geçelim. Yani zoom'a geçelim. Arkadaşlar o kadar villa aldık. Hani biraz şey olduk. Onun dolayı tabii bu villa yanlış anlamam. Ben sadece YouTube kazançlarımı falan da almadım yani. Ufak tefek araba alıp satıyoruz. Şahin Doğan, Mahin Doğan. Oralardan biriktirdiğimiz paralarla bunu aldık. Tabii villası olan çocuğun ne olur böyle bir şapkasını tersten takar şöyle. Biraz piç tarzı, biraz piç tarzı değil mi? Zengin piç tarzı, biraz böyle işte şeklimiz olur. Gördüğünüz arkadaşlar, oldu mu kardeşim şöyle? Oldu. İyi değil mi? Heh, iyi. O zaman arkadaşlar, isterseniz villamıza bir giriş yapalım. Arkadaşlar, şimdi isterseniz o heyecanlı dakikaya geldik. Ezgi'nin şeyden aracım diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. 3, 2, 1 diyoruz. Ve karşınızda gördüğünüz gibi villamız. Ve yanımızda kim var abi? Hasan Gündoğdu abi, hoş geldin. Merhaba. Hasan Gündoğdu abi, merhaba, var abi. Hoş geldin. Abi bize kısaca kendini anlatır mısın? Abi ben yatırım uzmanıyım. TOKİ'den daire alıp satıyoruz. Biliyorsun yıllardır bu işi yapıyoruz. Hani sen de YouTube'dan takip ettiğimiz bir arkadaşımızsın. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Yani sen de bana dedim bir param var abi, ne yapalım? Aynen, 1,5 milyon civarı param var dedim. Ben de dedim baba bir villamız var bir tane, gel dedim alalım kelepir. Alır beraber satacağız işte bu işi, işte kısmetse. Arkadaşlar şimdi işin geçişi, biz burayı tabii oturmaya almadık çünkü biz o kadar daha büyümedik. Biraz hani ben kendim, tabii bütün parayı da ben kendim vermedim. Biraz kendim kattım, biraz kredi çektim, biraz oradan buradan borç harç, biraz Hasan abimiz kattı. Ondan sonra böyle bir yeri benim adıma aldık. Ha bizim amacımız ne buradan arkadaşlar? 1,5 milyon aldık ya, bizim şu anda buraya istediğimiz para 1 milyon 850 bin lira. Biz böyle bir kar payı istiyoruz. Ha tabii 1 milyon 850 bin olmaz, 1 milyon 700 bin olur. 750 bin olur, 1 milyon 800 bin olur. İşte bu arada arkadaşlar ilana koyuyorum ben bu villayı. Almak isterseniz linki aşağıda. 1 milyon 850 bin o para istiyoruz. Eğer ciddi müşterimiz olsa da pazarlığı yapalım. Aynen. Teklifler araçlara da açız. Ne yalan, zaten galeri işi yapıyorsun sen. Aynen. Baba. Araba falan gelirse Şahin Doğan değil de yani biraz şöyle yüksek model Audi, ondan sonra BMW, Mercedes ne gelirse takas açız arkadaşlar. Siz oradan ilana mesaj atın, yetkilileri gelecek zaten size ediyoruz. O zaman lafı alıp videomuza geçelim mi abi? Baba buyur, ev senindir. Görüyorsunuz villamızın en önemli noktası. Villamızın en önemli yeri önündeki havuzu. Bakalım şimdi havuzu yürüyorum. Aynı. Arkadaşlar ellerimizi yıkadık havuzumuzda tabii ki en başta girerken. Buranın özelliği bu yani. Villaya girerken ellerinizi havuza yıkıyorsunuz. Tabii ki böyle bir şey yok. Orada fıskiyi bir söylemek çalışıyorum. Otların niye böyle kötü olduğuna bakmayın. Çünkü otlar arkadaşlar biliyorsunuz yeni aldık villayı. Biraz boştaydı villa. Buralar uzamış. Buraları birazdan keseceğiz bu otlar tabii ki. Yeni villa aldık. Sonuçta keseceğiz. Abi size lafa atmadan videomuzun içine doğru geçelim. Şimdi villamızın kapısından başlıyoruz. Şöyle bir kapısı var. Normal bir kapı işte. Normal bir ev kapısı. Normal bir evde olabilir. Şöyle bir içine giriyoruz. Şu tarafa doğru, sağa doğru yukarı katın, ikinci katın merdivene çıkıyor. Birazdan oraya çıkacağız arkadaşlar. Şöyle biz burayı içindeki malzemelerle aldık. Burası eski bir milletvekilinin... Milletvekilinin home office olarak. Home office'i, ayrıca evi burada Ankara'ya zaman kaldığı yeriymiş burası. Ama yakamadık. Şurada biraz pislerdi falan ama. Şömine bir saniye arkadaşlar çektim. Yukarı doğru çıkacaksın. Aynen baba. Şömine bir
Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçinde köydüğümüz bölümümüz var ama mangal yapmaya çalıştık, yapamadık biz mangalı vallahi işin gerçeği. Ve arkadaşlar villamızda olmazsa olmaz en önemli noktalardan birisi, isimini size göstereceğim. Burada gördüğümüz Türk bayrağımız. Gördüğünüz gibi villamızın, bakın o karşı protokol yolu, oradan geçerken en güzel yeri şu bayrağı. Bayrak olmazsa olmaz diyor Türk bayrağı. İsterseniz balkona doğru geçiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi villamızın önemli noktalarından birisi terası veya balkon diyebiliriz buraya. Ben zaten burasına düştüm abi. Şu manzara var ya, şu arkamda gördüğünüz manzara Ankara, Kuzey Ankara daha doğrusu burası. Kuzey Ankara olarak geçiyor. Kuzey Vadi olarak geçiyor. Bütün Ankara'ya giriyorsunuz. Bakın buradan, burası protokol yolu. Yeri geliyor Recep Tayyip Erdoğan geçiyor. Yeri geliyor Devlet Bahçeli geçiyor. Yeri geliyor Kemal Kılıçdaroğlu buradan geçiyor. Yolu kapatıyorlar arkadaşlar. Şuradan bir araba geçiyor. 2000 araba. 3000 araba beraber bir geçiyorlar. Zaten şu anda aldığım bilgiye göre Türkiye'nin en korunan adamı, Türkiye'nin pardon, dünyanın en korunan adamı Recep Tayyip Erdoğan'mış. En iyi korunan adamı. Onun oraya 2000 arabayla geçmesi, zaten 2000 araba bir düşünün yani. Ne kadar normal olsa da görüyorsunuz. Pis. Karşı taraf da bu evin. Bu evin şeyi, bahçesi 1500 metrekare, evin kendisi 500 metrekare arkadaşlar. Evin 3 katı boyutunda bahçesi var. Şöyle gördüğünüz gibi, geçen gün hani mangal yapmaya çalışmış demiştik ya, hani onun şeyleri burada, pislikleri burada. Kola içtik az önce, onun kolaları şey falan burada. Evimizin mutfağı böyle, hani daha yeni şey yaptığımızdan dolayı, yeni geldiğinden dolayı. Biz buraya hiç malzeme koymadık. Ha, sadece ufak tefek bardak, çatal, kaşık falan koyduk ama. Bakın mesela burada buzdolabı var. Buzdolabında evi aradaki şeyi yanına vereceğiz. Ondan sonra ahiret şeyimiz var işte, abidelerimiz var burada. İşte çay makinemiz var. Bunlar böyle hep yanında ediliyoruz. Hani müşteri bu şekilde anlatıyor. Müşteri eşyası almak istiyor mesela, o da kendisi bilir tabii kendi eşyana gidecekse. Mutfağımız bu şekilde çok geniş ve ferah bir mutfağımız var. Ayrıca şöyle bir manzarası var ya, şu hani burası yıkayacağım, bak şöyle burası yıkıyorsun ya, aç da suyu. Burası yıkıyorsun ya. Of be, rahat diyorsun bak, camı da şöyle açıyorsun. Of, iki yandan açılıyor, ortada da açılmıyor, ortadan bir rüzgar gelmiyor. Yanında da şöyle bir rüzgar vuruyor, of. Ferah oluyoruz. Hemen rafalatmanın çok odası var. 4 artı 1, 5 artı 1 bir villa. Şöyle lavabomuz. Buranın da suyu var gördüğünüz gibi. Şurası da tuvalet işte arkadaşlar. Oradan tuvalet tefek, fazla girmeye gerek yok. Arkadaşlar villamızın en güzide noktalardan birisi de burası. Bakın villanız var, kocaman bir villanız var ve yeni villa aldınız. Biz mesela ben geçen gün Instagram'a paylaştım bunu. Misafirliğe gelelim, ev eşyası getirelim diye çok oldu. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Gelen misafirleri ağırlamak için çok özel bir odanız var. Hemen bir odanızı sağlıyorsunuz. Ayrıca onu geçtik. Yiğitme odası, kiler, depo, kaç bir kullanım diyor hesabından falan. Malımız, ondan işte gardıma falan. Ayrıca bak geldik burada var. Ve en önemli noktalardan birisi villanın villa olduğunu gösteren bir şey var. Ne var arkadaşlar? Burayı görüyorsunuz. Biz adet saunası var. Gördüğünüz taşları falan da burada. Isıtıyorsunuz, saunaya giriyorsunuz. Of mis.
rahatlıyorsunuz, ter atıyorsunuz, çıkıyorsunuz, ya uykunuza bakıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da çok ayrı efsane dediğimiz torun var şimdi. Evet. Villada yok yok değil mi kardeşim? Evet. Anlat Semra, sen anlat. Mesela kocaman televizyon var orada. O televizyon da veriyoruz. O televizyon da veriyoruz arkadaşlar. Mesela sinema gibi. Sinema ya, bildiğiniz sinema. Yatağına, oğuzun, koltuğunu, sevgilinle gel, kardeşinle gel, kız arkadaşınla gel. Karınla gel, kocamla gel. Sıkıntı yok yani. Herkes de gel buraya. Burada bir adet daha banyomuz var. Hani bu evde fazla kişi kalırsa banyo sıkıntısı yok. Hani sabah banyo sıkıntısı oluyor. Bu yok. Tuvalet sıkıntısı yok. Bu evet, burada da banyo şeyimiz var arkadaşlar. Şu odaya söylüyoruz arkadaşlar. Küçük bir odamız var burada. Burayı size çocuk odası yap. Bir sene evin ışığını açalım. Burayı size çocuk odası yap. İstersen yat kalk. Dolan diyoruz. Şöyle balkona bakan, Ankara'ya göre. Bak Ankara yukarıdan göre. Arkadaşlar şimdi villamızın dışındayız. Tabi villamız ağırlık garajı var. Bu garaj boş durmaz yani. Şimdi boş boş garaj mı olurmuş? Ondan dolayı biliyorsunuz ki bizim babamın garajı mı koyalım kardeşim? Garajı koymadan olur mu? Olmaz değil mi? Ondan dolayı kardeşim sen geri gel. Ben geri geri geleceğim. Süleyman Pro'yu atacağım. Hadi kardeşim gel. Abi araba çok yakışmadı mı buraya? Çok yakışmadı mı? Villa ağırlık garajımız ne var ama? Tamam iyi bırak. Arkadaşlar şimdi aracımızı koyduk, evimiz zaten bizim rahatız. Babam bu arabanın burada olduğunu görünce of ne biçim kurulan şimdi diyoruz. Şimdi arkadaşlar birazdan kimleri biçeceğiz ama ondan önce size bir ağaç tanıtacağım. Bakın bu ağaç. Bunlar normal ağaçlar. Mavi lavidin bunlar. Kışın şey oluyor, mavi oluyor. Kar yağdı ama arkadaşlar ağaçlarımız masmavi olmuş kışın. Valla kartpostallık görüntü çıkıyor. Şurada şöyle karlı şöyle mavi mavi. Bildi sanki böyle ne bileyim New York soğukları. Şey. Kutupların soğukları var ya, aynı öyle bir kartpostal akörü çıkmış ve arkasında şöyle koskoca Ankara var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Villamızın çimlerini de biçtik. Artık rahatız. Evimize rahat rahat bir sefamızı yapacağız. Ondan sonra da uyuyacağız inşallah diyoruz. Müşterilerimiz varsa dediğim gibi aşağıda sahibine.com linki var. Oraya yetkililer ulaşarak bize ulaşabilirsiniz. Gelmek isteyen gelip görebilir. Herkes açık arkadaşlar diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda akşam oldu, gece oldu ve uyku vakti geldi. Doğru mu abi? Doğru. Yas ezanımız okunuyor. Biz sabahtan beri buralardayız. Valla hani bu ev işleri uğraşıyoruz. Şey gördüğünüz gibi artık gece oldu. Odamızdayız. Uykumuz geldi tabii ki. Şöyle kendimizi çekelim. Uyku vakti diyoruz. Hepiniz kendinize bakın. Sağlık kalın. Allah'a emanet olun diyoruz. Videomuzu bitiriyoruz. Süleyman Pro diğer odalarda yatacak. Odalarda yatak var ya. Süleyman orada yatıyor. Ben burada da yatıyorum. Hepiniz kendine bakın. Sağlık kalın. Allah'a emanet olun diyoruz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve ne yapıyoruz? Videomuzu beğenseniz like atmayı, halen kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Süleyman Pro şu anda yanımızda yok. Onu taklit yapmamız lazım. Evet Süleyman, sen ne söylersin? Görüşürüz arkadaşlar. Evet Süleyman'la görüşürüz dediğine göre videomuzu ne yapıyoruz burada? Bitiriyor.